Türkmen Spor Yolculuğu'na hoş geldiniz. Ben Muhammed Abdüselam. Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. Spor Yolculuğu'nun yeni bölümüyle yarım saat karşınızda olacağım sevgili seyirciler. Programın içindeki bölümler haftanın tüm spor gelişmeleri bölgeden ve dünyadan sizin için hazırladık. Ayrıntılara girmeden önce kısa başlıklarla spor yolculuğumuz başlasın. Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Riyad, bakanlığın gelecek ayın başında Irak'ta yapılacak olan Batı Asya Şampiyonası'na katılan takımlarının taraftarlarının işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi. Milli futbol takımı Özbek mevkidaşından iki dostluk maçı yapılması talebinde bulundu. Süper Lig 36. turunda Şurta takımı Mina takımıyla karşılaştı. Mina takımı Şurta takımını 1-0 yenmesine rağmen sezon sonucunda imza atarak liderlik koltuğunda oturdu. Tekrardan hoş geldiniz sevgili ve değerli izleyicilerimiz. Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Riyad, bakanlığın gelecek ayın başında Irak'ta yapılacak olan Batı Asya Şampiyonası'na katılan takımların taraftarlarının işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi. Riyad, bakanlığın ilgili daireleri Batı Asya Şampiyonası'na katılan taraftarların, Irak'a akın edenler ve katkıda bulunanların giriş işlemlerini ve özellikle vize işlemlerini kolaylaştıracaklarını vurguladı. Turnuvada 9 takım yer alacak. Birinci grupta Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, ikinci grupta ise Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn. Irak Futbol Federasyonu Başkanı Abdülhalik Mesud, Federasyon Kerbela ve Erbil'de yapılacak olan Batı Asya Şampiyonası'na katılan Bahreyn takımının heyetine vize verilmesini işlemi tamamlandı dedi. İkinci grupta Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn Erbil'de oynayacaklarını vurguladı. Evet sevgili seyircilerimiz, milli futbol takımı Özbek mevkidaşından iki dostluk maçı yapılması talebinde bulundu. Irak'ya spor muhabiri 2020 Dünya Kupası'na hazırlanmak için Özbek mevkidaşından iki dostluk maçı yapılması talebinde bulundu. Önümüzdeki 4 Eylül ayında iki dostluk maçı yapılmasını istedi. Arap Körfez Kupası 27 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacaktır. Turnuvaya Birleşik Arap Emirlikleri katılmayacaktır. Kuveyt, Umman, Irak ve Yemen'den oluşuyor. Körfez şampiyonasına 2 yılda bir kez düzenlenmektedir. Katar'ın Dünya Kupası hazırlıklarına bir parçası olarak düzenlenir. Süper Lig 35. turunda Zevrat takımı Hüseyin takımıyla karşılaştı. Zevrat takımı Hüseyin takımını 4-1 karşılığında yendi. Zevrat takımının golleri Ömer Mansuri ve Ala Abdüzzehra tarafından geldiler. Hüseyin takımının tek golü Şahap Rezzak tarafından geldi. Bu sonucun ardından Hüseyin takımı resmen gelecek 1. lig sezonuna düştü. Süper Lig 36. turunda Nafit Vasat takımı Divaniye takımıyla Uluslararası Şahabi Stadyumu'nda karşılaştı. Nafit Vasat takımı Divaniye takımıyla 0-0 beraber kaldı. Her iki takım oyun boyunca fırsatları değerlendirmeyi ve gol atmayı başardı. تبنت أهداف لمحمد قاسم وهنا الكرة في منتصف الميدان نبيل عباس الكرة لا زالت سلام مطلب نقل الكرة العرضية ومحمد قاسم في الرأسية وبرافو سلام Süper Lig 36. turunda Şurta takımı Mina takımıyla karşılaştı. Mina takımı Şurta takımını 1-0 yenmesine rağmen sezon sonucunu imza atarak liderlik koltuğunda oturdu. Mina takımı maçın 24. dakikasında Hüseyin Abdülvahit'ten gol geldi. Bu sezon Şurta takımı ikinci kaybına çarptı. Böylelikle Şurta takımı 86. noktada kaldı. Mina takımı ise 39. puana yükselerek 6. sırada geldi.
Süper Lig 36. turunda Ceviye takımı Nefit takımıyla Uluslararası Şafii Stadyumu'nda karşılaştı. Nefit takımı Ceviye takımını 2-1 yendi. Bu yenilgi Şurta takımına bir avantaj verdi. Nefit takımı maçın 36. 37. dakikasında ve 50. dakikalarında oyuncuları Mazin Feyyaz ve Ferhan Şekur tarafından geldi. Ceviye takımının tek golü 69. dakikada İmad Mühsün tarafından geldi. Böylelikle Ceviye takımı 78. noktada kaldı. Nefit takımı ise 57 puan yükselerek 4. sırada geldi. Süper Lig 36. turunda Amanet Bağdat takımı Necef takımıyla karşılaştı. Amanet Bağdat takımı Necef takımıyla 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 36. turunda Semavat takımı Sinan Kahrabayi takımıyla karşılaştı. Semavat takımı Sinan Kahrabayi takımıyla 1-1 beraber kaldı. Evet sevgili seyircilerimiz, Irak Süper Lig 35. turunda oynanan tüm takımlarının tablo içinde sizin için hazırladık ve topladık. Hazırladığımız tablo gelsin, tablo üzerinden sizlere tek tek açıklayacağım. Semava ki Bağdat 1, Nafut Cunup 0, Sinatir Karabağ'a 1, Karabağ 0, Talaba 0, Nafut Meysan 1, Nafut 1, Kar 0, Erbil 1, Mina 1, Hudut 2, Bahri 2, Divaniye 1, Nafut Basat 1, Hüseyin 1, Şurta 0, Necef 0, Zevra 1, Kuvveciviye 0. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de tüm takımlarının sezon istatistiklerine bir göz atalım. Yani demek istediğim takımlarının sıralamalarını, puan durumlarını ve galibiyetlerini sizlere tek tek açıklayacağım. Tablomuz gelsin sevgili seyircilerimiz. Şurta 1. sırada geldi, puan durumu 86. Kuvveciviye 2. sırada geldi, puan durumu 78. Zevra takımı 3. sırada geldi, puan durumu 61. Kar takımı 4. sırada geldi, puan durumu 56. Nafut takımı 5. sırada geldi, puan durumu 54. Nafut Meysan takımı 6. sırada geldi, puan durumu 52. Bağdat takımı 7. sırada geldi, puan durumu 47. Taraba takımı 9. sırada geldi, puan durumu 45. Erbil takımı 10. sırada geldi, puan durumu 44. Karaba takımı 11. sırada geldi, puan durumu 44. Hudut takımı 12. sırada geldi, puan durumu 43. Nafut Cunup takımı 13. sırada geldi, puan durumu 41. Divaniye takımı 14. sırada geldi, puan durumu 40. Necef takımı 15. sırada geldi, puan durumu 39. Sinan-ı Karabağ takımı 16. sırada geldi, puan durumu 38. Mina takımı 17. sırada geldi, puan durumu 36. Semava takımı 18. sırada geldi, puan durumu 31. Bahri takımı 19. sırada geldi, puan durumu 26. Hüseyin takımı 20. sırada geldi, puan durumu 24. Yarın Süper Lig 37. hafta maçları kapsamında 7 karşılaşmayla devam edecektir. Dolayısıyla Sinaat takımı Garba takımına, Nafut Vasat takımı ise Erbil takımına konuk olacaklardır. Divaniye takımı Zevra takımıyla karşılaşacaklardır. Semava takımı Nafut takımına, Talaba takımı ise Ceviye takımıyla karşılaşacaklardır. Bahri Hudut'la Nafut Hüseyin'le karşılaşacaklardır. Cuma günü 2 karşılaşmayla sona erecektir. Amanet Bağdat Mina'yla, Amanet Bağdat Mina'yla ve Şurta Kart'la karşılaşacaklardır. Devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Telafer ilçesinde 16 futbol takımın katılımıyla bir turnuva düzenlendi. Final maçı yaşandı. Final maçında kameraman arkadaşımız Ali Ekber ve muhabirimiz Galip Sütto orada bulundular. Detayları bizim için aktardılar. Hep beraber izleyelim. Muhterem seyircilerimiz, Telafer'in futbol sahasında bir futbol oyunu var.
Ve bu oyundaki çok bir önemli oyundu. Çünkü son oyundu. Enağın, sorağın, görağın. Burada hazırlar. Ne seylerler, ne seylemezler. Ve bu oyunda aralarında iki takımın neler olur, neler olmaz. Ayrı ve başka şeyler olsa duyarsız özlerinden. Kalın bizimle. Şampiyonda hazır idi. Bu oyunları gördü ya, yani çok oyunlarını görürsek. İsteyen bize konuşasay bu şampiyondan, bu butuladan. Ondan sonra bir günün oyununa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şampiyonu kuran müdürlük terbiye telli apardı. Kısmın neşatı riyadı. İçine şarikilerdi 16 fariq. Bu 16 fariqdan 8 fariq askeriydi, 8 fariq medeniydi. Hatta içine şarikilerdi karışıklı apardan müdürlük şirketi riyadı ya. Bu oyunlar çok kuvvetli oynadı. İçinde vardı gerçek bir münafese. İçine şarkılar Lival Hüseyin ve Bgirat Şirta Tellafar ve Cemi Afvacını mevcuda Mine Şirta ve Kuvvet Lemniye. Terdak içine şarkılar Müsteşfa ve Kata ve Terbiye Tellafar ve Ziraat Tellafar. Bunu alt fariktan tasfiyata ilahirde nihaya kaldı. Müdiriyet Terbiye Tellafar ve Fawcı Sadıs. Bir temennimiz var bizim Tellafar hükümetinden ise eğer Musul hükümetinden ve ayrıca Irak hükümetinden Tlapar'da büyük saha yoktur. Bu 11 açık saha diyarı biz. Açık saha yoktur. Onu bizim de meclis nüvette olan parlamentolarımıza adı buradan sesleniyor. Tlapar millet sporcuların adına buradan sesleniyor. İki buna çalışsınlar, bir büyük saha yapsınlar. Bir yetmez yani Tlapar için ama yeter ki bir olsun ki bu faaliyetler başlasın, bütün butulatlar yapılsın. Bitirdiniz oyunu. Sen bu oyunu gördüğünüzce görmediğin ne vardı içinde ne yok idi? Elhamdülillah Allah'a oyun çok kuvvetliydi, mürettebiydi, nazifiydi. Yani yok idi içinde bir hoşuna, bir şey. İşte Allah izler muvaffakladı. Elhamdülillah. Yani bilmediğin ne için yani siz... Vallahi tuzmak özü oyun diyorlar istiklal eyleyemedi fırsat. Biz istiklal eylemedi, gözler istiklal eyledi. Ve biz yani istiyor, kum butulalar böyle nazif yerse. Oyun bitti, kazandıyız. İsteyen bize bu oyundan konuşasayız. Yani niş kazandıyız. Var idi bir şey hatta sizi kazandırdı. Elhamdülillah ikinci şortu bizim müdürümüzdeki geldi. Tegayrat eledi. Tegayratta istiklal eledik fırsat. Aldık özlerim. Ve lakin özleri de kuvvetliydi. Oyun çok kuvvetliydi. Memnunuk mesulü riyadilerden, tellafardan. Festaruk inşallah böyle kalmasın. Yok bez kumasi. Bu cilin cedid inşallah yarışsın. Büyük sahalar, tatavur ilasına riyada. Ve bu aktar inşallah. Nice görüyse yani riyadi tellafarda? Elhamdülillah çok paykta, çok şeyde. Hum şaabi yığı bir yere, hum bu şebepler yığı. Meşakilden şeyden el-hub, ihtiram ve ta'a riyada. Tellafar'da spor maçları devam ederken oyuncuların rüyasında büyük bir saha kurulması kalıyor. Spor yolculuğu programına Tellafar ilçesinden Galip Sto. Sevgili seyircilerimiz Galip Sto'nun yaptığı röportajını izledik. Gerçekten güzel bir röportajdır. Elinize sağlık, hiç kusur etmiyorsunuz. İşinize üstün başarılar dilerim.
Sevgili seyircilerimiz, bu programın amacı tüm Türkmen bölgelerine, bölgelerin gençlerine spor faaliyetlerini ekrana yansıtmak ilk hedefimizdir. Buradan Telafer milletine selamımı iletiyorum ve gönderiyorum. İnşallah huzur, sevgi, mutluluk, güven ve barış içinde yaşamalarını dilerim. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi de Karatepe'ye bir tur atalım. Karatepe ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Tabii ki her hafta olduğu gibi muhabirimiz Haydar Türsöz orada bulundu ve detayları ekrana yansıttı. Hep beraber izleyelim. Diyale iline bağlı Karatepe ilçesinde Gençlik ve Spor Merkezi'nin yönetimi gençler için spor faaliyetlerini yapmaktadır. Gençlik ve Spor Merkezi Karatepe'de bir masa tenisi şampiyonu gençler için düzenledi. Bugün biz Münteza Şebap Karatepe'de butolamız vardı masa tenisinde. Bu butolada müşarek etti 24 laib fiyatı şebabdan. Bunlar tasgit ferdi oldu. Elhamdülillah butola da bitti. İnşallah tevzi'e dergizlerine cevaiz nihayede. Biz gençler istirgin, iğagin yani bu Münteza'da. Hatta kalma asla mesela geçsile mesela o yüze bu yüze kal gelir müntedaya özçü faaliyet muvarset eder burada. Bu müntedada bizim mas tenisimiz vardı, kurat kadamımız vardı, tenisimiz vardı, tairamız vardı. O bir sahada edible bizim için ki inşallah humasim alın. Yok bizim hep faaliyetimiz vardı. Thakafimiz vardı, neşat fennimiz vardı, neşat hasubumuz vardı. Elhamdülillah. Sağ olasın, hoş geldiniz. Gençler ise mutlu olmakların spor merkezinden dile getirdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Biz teşekkür ederiz. Münteza Şebap Karatepe bu faaliyeti açır bizim için. Bu faaliyet bu butala açır bizim için. Master'ın ismi aldı. Elhamdülillah bu birinci kere diyor çoktu bundan açır bizim için. Ve biz yani bu ütlada da bundan yani ikinci kere de üçüncü kere de açır bizim için. Fetelebeler imtihandan sonra okumaktan sonra gelirler bu faaliyete, bu müntereye gelirler. Ve biz teşekkür ederiz Münteza Şebap Karatepe'ye yani bu butoleler açır bizim için. Biz teşekkür ederiz bu Münteza Şebap Karatepe'ye yani bu mübadelesi bizimle. Ve elhamdülillah bu mastenis yani bu yani her haftadan haftaya bu Münteza Şebap Karatepe yani biz açar bizim için bu şebapler güzel yani bu dağım mevahip. Kartepe'de elhamdülillah biz bu Münteza Şebap Kartepe'de daim yani bizimle daim edeble bizi elhamdülillah. Bu şampiyonun sonunda hediyeler utan gruplara paylandı. Diyaleli'den spor yolculuğu programı. Haydar Türksöz. Boksörlerden 10 tanesi gelecek Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri Asya Şampiyonası'na hazırlanmak için gelecek eğitim kampına Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Spor Yetenek Merkezi'ne katıldı. Eğitim kampının müdürü eğitim Temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Eğitim kampını tamamladıktan sonra Süleymaniye'ye kampına gidecektir. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları 25 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 22 spor dalında ve 540 madalya etkinliğinde toplam 4500 sporcu yarışmalarında yer alacak. Iraklı halter şampiyonası halterci Ahmet Mustafa, 2020 yılında Japon başkenti Tokyo tarafından düzenlenen Paralimpik Oyunların finallerinde
katılması için pazartesi günü ilk adımını başlatacaktır. Kazakistan başkentinde yarın düzenlenecektir. Iraklı halterci Ahmet Mustafa 2020 Tokyo turnuvasına katılması için profesyonel oyuncularla yarışacaktır. Iraklı antrenör Rafid Kaysi Ahmet Mustafa'nın tam anlamıyla yarışmaya hazır olduğunu ve bu olimpiyatta paralimpiklere aday olan hedefi başarmaya çok ısrarlı olduğunu belirtti. (Gülüyor) 2019 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Nijerya ile Güney Afrika Cairo National Stadında karşı karşıya geldi. Nijerya etkili bir oyun sergileyerek Güney Afrika'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Mısır'ın ev sahiliğinde bu yıl 32.si düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Senegal ile Benin, başkent Kahire'deki 30 Haziran stadında karşılaştı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin'i 1-0 mağlup eden Senegal yarı finale yükselen ilk takım oldu. Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.si düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Cezayir ile Nijerya başkentteki Kahire Uluslararası Stadında karşılaştı. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal 120 dakika sonunda Tunus'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Afrika Uluslar Kupası yarı finalde Mbeyi değindiğim formasının giydiği Senegal Tunus'la karşı karşıya geldi. 90. dakikasında golsüz sona eren ve uzatmaya giden maçı Senegal'la 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldızı adayları arasında gösterilen ve Tokyo kulübünde forma giyen Tefekso Kubo'yu transfer etti. Genç futbolcu oyunun Brezilya Lionel Messi'yi benzetiyor. Arjantinli Lionel Messi, Juventus Cristiano Ronaldo'ya geçti. Arjantin'in milli takımının oyuncusu Lionel Messi, ünlülerinin yıllık gelir seviyesi üzerinde 4. sırada geldi. Portekiz milli takımının oyuncusu Cristiano Ronaldo global olarak 6. sırada geldi. Novak Djokovic ile Roger Federer'in karşı karşıya geldiği Wimbledon tenis turnuvasının finalinden galibiyetle ayrılan şimdi Djokovic oldu. En son haberimiz, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes'in seyirci önünde yarışının pilotu Lewis Hamilton kazandı. Evet sevgili seyircilerimiz, programın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sizden çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. En güzel günler sizinle ve güzel ülkemizle olsun. Hoşçakalın.